Değerli KTV izleyicileri, soğuk bir Ocak gününde Aydın'ın Germencik ilçesindeyiz. Çok genç bir kardeşimin işletmesindeyiz. Bir aile işletmesi burası. Hep konuştuğumuz, hep vurguladığımız bir konu bu. Aile işletmelerinin durumu. Hani bunu bu ekran aracılığıyla bütün yetkililere hep iletmek istedik. Şu var, yani desteklenmesi gereken, desteğe ihtiyacı olan işletmelere hep aile işletmeleri. Hani belki hekim olarak baktığınızda işin doğrusu endüstriyel tarım gibi, işte daha profesyonel işletmeler gibi, işte hekimi olan, teknikeri olan öyle işletmeler gibi görünüyor. Yani belki doğrusu odur ama şu bir gerçek bizim ülkemizde. Sermaye sahipleri bu sektöre girdiğinde en ufak bir muhasebesel karsızlıkta, yani bir işte muhasebe yapıyorlar, en ufak bir karsızlıkta sektörden hemen ellerini eteklerini çekiyorlar. Bekledikleri kar elde edemediklerinde. Ama aile işletmeleri öyle değil. Kuşaktan kuşağa, ki işte bugün konuğumla da bunu konuşacağız. Kuşaktan kuşağa, ki ben onları bildim bileli hayvancılıktan hiç vazgeçmediler. Şartlar ne olursa olsun, kar desteler, zarar desteler, inatla bu bizim işimiz, hobimiz değil şeklinde bir yaklaşımla bu işe gönül verdiler. Şimdi çok genç bir kardeşim, daha önceki yıllarda konuk etmiştim. O zaman koyunlarının önünde bir çekim yapmıştık. Şimdi de sığırlarının önünde bir çekim yapacağız. Koyunculuk ve sığırcılık yine birlikte devam ediyor. Hem sektörü konuşacağız, hem sıkıntıları paylaşacağız. Yusuf Tezbaşaran da birlikteyiz. Evet abi. Hoş geldin Yusuf programımıza. Şimdi Yusuf'cum, öncelikle kendini bir tanıt. Şeyi vurgulamanı istiyorum. Yani daha önce öğrenciydin, şimdi artık mezunsun. Ne mezunusun? Abi ben Yusuf Tezbaşaran. Muğla Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Şu anda öğretmenim formasyon aldım. Daha yeni mezunum. Bu ay mezun oldum. Bununla bir öğretmenimiz var değil mi? Evet, daha yeni mezunum. Bu ay mezun oldum. Hayırlı olsun tekrar. Şu an işte KPSS'ye yazınıyorum. Ayrıca aile işletmemiz olan babama yardım ediyorum. Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Hayvancılıkla hep uğraştın. Çocukluğundan hayvancılıkla beri. Hayvancılıkla hep uğraştık. Değil mi? Yani şunu da genç kardeşlerimiz görsün. Hatta bugün bir sınıf arkadaşın da var burada. Beraber üniversiteyi bitirdiniz. Evet. Barış da burada değil mi? İstanbul'dan geldi. O kamera arkasında olmayı tercih etti. Ama o da yine bu işletmeyi görmek için, seni görmek için oralardan geldi. Şimdi dedeni biliyorum. İlk yani benim çocukluğumda hatırlıyorum da köyümüzün en büyük hayvancılarındandı. Yani evet. Küçük baş yapardı. Babam yine bu işi yıllarca yapan bir insan. Amcaların aynı şekilde. Şimdi sen en son çekim yaptığımızda bayağı bir 150 başa yakın koyun vardı. Oradan biraz küçülüp ama yine koyuna devam ederek büyük başa da bir el attınız. Evet. Evet. Şimdi öncelikle o zaman hazır buradayken, ahırın oradayken, koyunlar Mera'da biliyorum. Ahırın orada, büyükbaşın oradayken bir konuşalım. Nasıl başladı büyükbaş yolculuğu? Abi büyükbaş yolculuğu nasıl başladı? Aslında küçükbaşı bırakmazdık. Hani kolay vazgeçmezdik ama Mera alanının kısıtlanması yüzünden küçükbaştan vazgeçtik. Küçülmeye gittiniz küçülmeye ama. Küçülmeye gittik. Ondan sonra baktık, hani inek dedik, inek işine yapalım, inek işine başlayalım. Bir inek aldık. Ondan sonra dedik hani inek yalnız kalmasın, bir tane daha alalım diye dedik. Hani yarın bir gün bu aya geldiğinde anlarız falan diye düşündük, bir inek daha alalım diye. Daha sonra bir inek daha aldık. Daha sonra baktık ya, koyun var ama mera alanı yok, yayamıyoruz. Mera büyük sıkıntı bütün ülkede. Bir de koyun şimdi inek gibi değil, çok fazla yiyor. Verdiğimiz ilgi de yetmiyor. Çok fazla yediği için çabuk doyan bir hayvan değil. O yüzden dedik inek işine dönelim. Hem dedik süt getirir. Şimdi koyunun yılda biliyorsun abi bir sene bir adet bir kere şey getiriyor. Ama inek dedik hani günlük gelir kendini çevirir diye. Yine süt yapmıyorsunuz yani, sadece kuzuya çalıştığınız için böyle. Aynen, sadece kuzuya çalıştığımız için koyunda. Zaten pek fazla gelir kazanamıyorduk sadece kuzuya çalıştığımız için. O yüzden dedik ineğe dönelim, günlük hani kendini karşılar. Hiç değilse belki bu zası bize kar kalır diye düşündük. O yüzden ineğe geçtik. Ama tabii risk de büyüdü. Tabii risk yani, büyüdü. Bir buzağı kaybedince bütün karı da kaybetmiş oluyoruz. Şimdi siz girdiğinizde ne kadar oldu? Bu hani 2 yıl oldu değil mi? Abi 2 yıl oldu. Şu an 15'e yakın inek var burada. Evet, 15'e yakın inek var. 15'e yakın inek var. 2 yıl oldu. 2 yılda da süt fiyatı pek değişmedi değil mi? Yok, süt fiyatı 9,5'tu abi, şu anda da 11,5. Yani
Pek öyle beklentiler, hani insanlar şöyle düşündü bir anda. Mesela 7-8 yılda bizim ülkemizde büyük başta bir kriz yaşarız. Hani sen de eminim bunu gözlemlemişsindir. Abi yani, biz onu gözlemedik. Daha 23 yaşındasın, genceciksin ama mutlaka 7 yılda bir genelde bir kriz yaşar büyükbaş sektörü. Hatta 2 yıl önce hatırlar mısın, inekler 25 bin lira inek alanlar 12 bin lira ineklerini sattılar. Evet. Sonra yokluktan inek ne oldu, 80 bin 100 bin bir anda para etti. Süt biraz kımıldadı, baktık insanlar inek almaya başladı. Öyle görünüyor. Peki beklenildiği gibi mi? Nasıl oldu gidişat? Yani şimdi inek de aslında kolay doyan bir hayvan değil. Abi maliyet fazla. Maliyet şu şekilde, hazır yem aldığımız için maliyet fazla. Günlük mesela koyunu mesela bugün yaydığın zaman günlük maliyet yokken, inekte hazır olduğu için sürekli hazır vermen gerekiyor. Sürekli bir maliyet. Sürekli bir maliyet var. Peki işçilik, sürekli bir işçilik. Bir de hayvanlar heybetli olduğu için meraya da gelmiyor. Meraya geldiği zaman bozuluyor. Bir zayıflama oluyor adaptasyon uymadığı için. Hı hı. Ondan dolayı sürekli hazır bakmamız gerekiyor. Silaj, saman, bunların da hepsini kendimiz temin ediyoruz ama yine yem pahalı olduğu için yine hani süt parasıyla şeyi dengelemiyor. Dengelemiyor şu anda. İşte buzağlar Büyür'de. Aynen. Bir para kazandırırsa. Şu an tek umudum buzağlarda. Tek umut onda. İşte bu arada da tabii gerçi o tecrübeniz var ama ne yapıp edip bütün önlemleri alarak buzağı öldürmemek lazım. Evet. Kuzuları yaşatırken belli bir tecrübeniz vardı. Aynı hijyen kuralları, aynı o kuzudaki o dikkat, bunlarda da geçerli. Hani umarım bereketini görürsünüz. Hani beklediğiniz gibi olur. Birçok insan, yani sığır işine giren insan girdiği gibi çıktı. Hatta bazıları bayağı evini, evet, arabasını kaybederek çıktı. Maalesef öyle bir dönem yaşadık. İşte bu dalgalanmalar maalesef küçük işletmeyi çok ciddi vuruyor. Hani sığır sayısı 1000 olsa, 500 olsa, büyük bir işletme olsa her şey biraz daha farklı olabilir belki. Mesela onların aldığı teşvikler de çok farklı. Ama hani ben hep diyorum, küçük başta da büyük başta da eğer bir destekleme verilecekse, yani biz de bu işi yapacaksak destekleme miktarı bir koyun kadar olmalı. Hani koyuna, bir sığır kadar da sığıra verilmeli. Hani neden bunu diyorum? Bunu nakit olarak vermenin bir anlamı yok. Ama hani üretici en azından yem, ilaç, hani bu ölü dönemde bunları düşünmemeli. Bunu da işte üretim karşılığı taahhütle sağlayabiliriz, organize edebiliriz. Çok zor şeyler değil. Umarım hani daha farklı olur. Peki şimdi ataman çıktı, öğretmen oldum diyelim. Nasıl, aile devam edecek mi? Abi devam ederiz ya, bırakamayız ya. Yani işte bırakamayız. Aile işletmelerinin, evet, en büyük özelliği bu değil mi? Buradan hiç vazgeçmemek. Bırakamayız. Yani hani diyor ya, hayvanı satarsak hani insan hasta olur. Hayvanı satsak şimdi burada budamı kapatsak, ya ben hasta olurum ya babam hasta olur. Ya niye hayvan yok diye. Mesela koyunları azaltmaya başladık. En son 5-6 koyun kaldı. Ben dedim, ya dedim koyunla uğraşmayalım. Bırakalım komple, dedim ineğe dönelim. 2-3 oluyor. İne yaptığını sürüyor ama. Ay, baktık olmuyor ya. Bir yerden bıraksam bir yerden başlıyor. O yüzden yani kopamayız buradan. Ve işin en acı tarafı, siz bu işi aşkla yaptığınız halde, bu kadar sevdiğiniz halde. Çünkü sevilmese bu iş yapılmaz. İşte ben hep diyorum, hani dışkıyla kanla sorunu olan zaten hayvancılık yapamaz ama tek sorunun mera yüzünden olması çok acı değil, evet, mi? Yani bir mera alanımızın olması ya da mera alanı var olan meralarımızın sürekli kısıtlanması ve bizim işte gitgide küçülecek noktaya gelmiş. Peki bu nüfus nasıl doyacak sence? Hani üretemezsek var mı bir şey? Abi nüfus nasıl doyacak derken, abi şimdi maliyetler bildiğin için arttığı için artık hayvanlar da azaltmaya başlıyoruz. Hı hı. Bugün mesela besi danaları var bizde. Kestireceğiz danaları. Yerine yetişen danalar var. Ufak danalar, hı hı, var kotrada. Hı hı. Onları besiye takalım diyoruz. Taksak şu anki fiyata bakıyoruz. Verilen bir para var. İleriye dönük baktığımızda arada pek bir şey kalmıyor. Diyoruz ki, hı hı, hani ne gerek var bunu beslemeye? O noktaya geliyor. İşte hani biz eğer vazgeçersek zaten, hani aile işletmeleri de vazgeçerse, şu an biz diyoruz ya, bir soru soruyoruz işte, nasıl duyacak bu nüfus diye. Demek ki yetkililerin bir bildiği var, ne yapıyorlar? İthalat. Zaten o bizim önümüzü çok kesiyor. Evet, İthalat şimdi 1 milyon bir girdi. Herhalde 600 bin daha ithal edilecek. Biz dedik yani hayvancılık artık
son demlerini oynuyor. Eğer ithalat, yani biz bu çözümü ithalatta görüyorsak, kendi insanlarımıza inanmıyorsak, kendi insanlarımıza yardımcı olamıyorsak, yani hazıra daha dayanmaz. Yani getir kes, getir kes. Nereye kadar gidecek? Evet. İşte hep diyoruz, 3 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık kalkınma planları olmalı. Hani sesimizi duyan olur mu? Ya da ben eminim duyduklarına da, hani söylediklerimizi ciddiye alan olur mu? Ya da bir gün gerçekten bir 5 yıllık, 10 yıllık bir hayvancılık politikası önümüze konur mu? Hani bunu zaman gösterecek ama şu an gerçekten tükenme noktasındayız galiba, değil mi? Yani abi, aile işletmeleri olarak. Geçen yem almaya gittim. 470 liraydı. Hı hı. Bıçak 240 lira, 250 lira civarındaydı. Yemin fiyatı 530 oldu. Daha sonra bir 30 lira daha zam geldi. 560 oldu. Şimdi 570'e çıktı. Bıçak hala şu anda 255-260 bandında. Hı hı. Hala bir yükselme yok. Yem bu kadar artarken, saman 100-110 lira olmuşken, silaj 2,5 lira olmuşken neden bu ette artış yok? Bu yüzden zaten üretim düşüyor. İnsanlar diyor maliyet bu kadar yüksek. Hı hı. Günlük aşağı yukarı şu anda inekler 15 inek. Günlük 2-2,5 milyar arası yem, saman, silaj maliyeti var. Gelen süt parasına bakıyoruz. Maliyetine bakıyoruz. Karşılamıyor. Her ay cebimizden. Babam emekli. Ya babam emekli maaşını veriyor. Ya incir zeytin var. İncirden zeytinden takviye yapıyoruz. Diyorsun hani kazanmadığımızı biliyoruz ama kopamıyoruz. Zaten şey hani burada bizim bölgemiz özelinde ya da Türkiye'de de genelde böyle. Tek başına hayvancılık ya da tek başına tarım yok. Hep kombine bir şekilde yapıyoruz. Evet. Yani bazen işte hayvanlarımız tarımsal üretime destek oluyor. Bazen tarımsal üretim hayvanlarımıza destek oluyor. Yani oradan kazandığımız para. Çoğumuz zaten yem bitkisi ekemiyoruz. Yani burada öyle bir şey yok. İnsanlar para getiren neyse endüstriyel tarım yapıyor. Pamuk ekiyor. Hani genel olarak bizim coğrafyamızda. Silaj evet yapılıyor ama su bütün coğrafyada olduğu gibi bizim coğrafyamızda da artık çok büyük sorun ve su yönetimi çok kötü. Hani biz eskiden hatırlarsın 2 metrelerden 3 metreden su çıkardı. Şimdi artık sondajlar vuruluyor. Derin sondaj da çıkıyor. Yani çok gidişat parlak değil ama bendeki tek ümit işte bu genç girişimciler. Yani o hayvancılıktan her ne olursa olsun vazgeçmeyenler elbette sıkılıyoruz ve şu an kazandığımızdan değil de biraz inadımızdan yapıyoruz. Evet abi şu an öyle. Şimdi abi hani ileriye dönük acaba mı olur mu ihtimalini? Bu yıl bir şey olur mu? Belki hani evet. Önümüzdeki yıl daha farklı olacak hani, diye. Bir yükseliş olur mu? Bir artış olur mu? Ya fazla aslında şeyimiz yok. Hani kendini karşılasa hani hı-hı, bızalar kâr kalsa yeter. Yani süt ineklerin girdisini çıktısını halletse. Resmen sadece üretim sürsün yeter. Evet sadece üretim sürsün yeter. Şu an biz para kazanmasak da. Olur abi sen. Olur. O noktaya geldik. Şimdi hani bıçak fiyatları çok uzun süre kuzu fiyatları şaşırtıcı bir şekilde dananın altındaydı. Yani sır fiyatının altındaydı. Ben de yani bayağı izliyorum yani bunu bir yıldır iki yıldır bakalım ne kadar böyle gidecek diye. Çünkü biliyorsun ki kuzu eti hep her zaman en pahalı ettir. Hani arkasından sığır gelir. Çünkü sığır üretimi daha fazladır hep. Evet. Öyle. Yani sığır eti daha yüksekti. Şimdi kuzu eti belki hak ettiği yere geldi. O da bence anaç sayısı inanılmaz düştü. Ondan kaynaklanıyor. Kuzu az. Üretim azaldı. Ona bağlı bir enflasyon yaşıyoruz. Sığırda da düşme kısmı bence geçici. O da bu ithalatla ilgili. Yani ithalatla o tutuluyor, sübvanse ediliyor. Şimdi asıl sıkıntı insanlarımız genel olarak baktığımızda nüfusun çok büyük bir kısmı artık et ve et ürünlerine çok rahat ulaşamıyor. Bu da bir sıkıntı ama bunun üreticiyi etkilemeyeceğini düşünüyorum. Çünkü benim bir gözlemim de şu, %10'u bu ülkenin inanılmaz zengin. Hiçbir şeyden etkilenmiyor. Yani mazot fiyatı çok umurlarında değil çünkü ekip biçme gibi dertleri yok. Çoğu zaten paradan para kazanan duruma gelmiş durumda. Deli gibi bir faiz politikası var. Yani şu an parası olan kimse tarımsal üretime, hayvansal üretime yatırmıyor. İşte bankaya yatırsa inanılmaz bir faiz geliyor. Ne işte bu dışkıyla uğraşacak, ne bu işçilikle uğraşacak, soğukta, sıcakta bunlarla uğraşacak. Bu dertteler. Ama öbür taraftan baktığımda da bence et ve süt fiyatı aşağıda. Zaten nüfusun büyük bir çoğunluğu erişemiyor. Hak ettiği yere gittiğinde de
Bence bir sıkıntı olmaz. Çünkü %10 8,5 milyon insan yapar. Yani 8,5 milyon insan bu ülkenin bütün lokantalarını doldurur. 8,5 milyon insan bu ülkenin bütün otellerini doldurur. İşte diyorlar ya cep telefonu kuyrukları, bilgisayar kuyrukları. Tabii yani 8,5 milyon insan bunların hepsini görsel olarak kaplayacak bir boyutta. Avrupa'nın birçok ülkesinden büyük bir nüfustan bahsediyoruz. 8,5 milyon insandan hiç turist gelmese de olur. Zaten bu korkunç zengin 8,5 milyon insan bütün piyasayı belirliyor. Yani bugün üretime yatırım olmadığı takdirde de zaten enflasyonun önünü alamayacağız. Bu o şekilde görülüyor. Hani ben diyorum ki es bugün 500 değil 1000 de olsa zaten alan aynı kişiler onlar gene alacak. Evet. Alamayan zaten alamıyor. Yani o noktada ben hani bu boşu boşuna üreticiyi bu kadar sıkıntıya sokmanın da bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Yani işte böyle ithalat politikalarıyla fiyatı tutmanın bir anlamı yok. Yani zaten ucu gitmiş. Abi, gidecekse zaten... gitsin yani. Ne kadar ithalat da tutmaya çalıştıkça bu sefer üretimi bitiriyor. Tabii. Üretimi bitiriyor. Şimdi elimizden geldiği kadar dayanmaya çalışıyoruz. Danalar var mesela kestireceğiz. Fiyat belli. Ya maliyetinin çok altında. Kestireceğiz şimdi diyoruz. Ya kestirsek maliyetine de zarar ediyor. Kestirmesek beklesek aylık bir maliyeti var. Yani beklesen de kestirsen de kestirmesen aylık yediği para... O verdikleri şeyin üstünde arasında kalıyor. O beklentin zaten gidecek. Beklentin arada. Zaten gidiyor arada zaten o yem fiyatları yüksek olduğu için. Bu sefer yine aynı hesap oluyor. Ha şimdi vermişsin ha bir ay sonra. Zaten maliyeti aynı şeye geliyor. Kere de şey götürüyor maliyeti götürüyor. Bence çıkış noktamız şu olacak. Şu soruyu sormaya başarabilirsek olacak. İşte buğday koridoru açıldı diye alkışlayan nüfus. Biz niye buğdayı dışarıdan alıyoruz dediğinde biz Türkiye'yiz. Buğdayı bizim üretmemiz lazım dediğinde işte o soruyu sorduğumuzda bence işler ondan sonra düzelmeye başlar. Çünkü önce sormak zorundayız. Hani bir şeyi, niye bu sıkıntı var, neden bu noktadayız? Bunları sorgulamak zorundayız. Bunları sorgularsak zaten bence yavaş yavaş insanlar da, yöneticiler de kendini sorgulayıp en azından zorlamaya başlar. Yani bir gün gerçekten toplanıp işi bilen insanlarla toplanıp işte akademisyenlerimiz, sağdan insanlarımız bir araya gelip ya bir devlet politikası haline getirirler hayvancılığı. Yani şu an çünkü bu ülkenin kurtuluşu hayvancılıkta ve bana göre bunun önceliğini konuşursak önce küçük baş nüfusu doyurmak zorundayız. Çünkü çok kolay üreyen işte mera alanlarımızı ıslah ederek hemen üretime geçirebileceğimiz bir nokta bu. Ondan sonra da büyük başta tabii daha korkunç, daha zorlu bir mücadele bekliyor bizi. Çünkü orada daha çok ithalata bağımlıyız her anlamda. Yani spermalar, ithalat, aşılar, yani yem genelde işte ithalata bağlı. Bunları düzeltmek lazım. Yani büyük başta işimiz daha zor görünüyor. Onun için bence biraz daha yaşlanacaksın. Ama küçük başta çok kısa bir süre içinde muhtemelen bu şeyi halledersin Yusuf'cum. Öyle görünüyor yani. Abi küçük başta, daha önce küçük başta, zaten küçük başta yapmaya devam ediyordu. Daha önce yaparken küçük başta mesela şöyle bir şey var. Küçük baş bir hasta, hayvan hasta olduğu zaman veteriner de çağırsan belli maliyeti belli. Ne kadar gideceği belli. Ama inekte öyle değil. İnekte giden maliyet yüksek. Bir de bir şey olursa kaybın da büyük. Şimdi bir yıl mesela bir ineğine bugün bir şey olsa bir yıllık mesela gelirini götürebilir. Evet. Yani risk büyük. Koyunda en kötü şartta diyor ya keser yeriz. O şey var ama inekte öyle değil. Maliyeti çok fazla olduğu için ineğe bir şey olduğu zaman insan şey yapıyor mesela. Yani bir inek kaybetmekle tabii bunun sonuçta canlı hani kıyası çok doğru olmayabilir ama bir inek kaybetmekle yani maliyet açısından konuşuyorum. Bir koyun kaybetmenin evet. Maliyeti kesinlikle çok fazla. Kıyaslanamaz evet. Durumda. Şimdi küçük başta tabii farklı şeyler de var. Bir kuzu için bir hekim çağırıyorsun. Ama orada şeyi yani bir kuzu için bir hekim çağırıyorsun ama hani orada kesinlikle şöyle bir şey var. O kuzuya konulan teşhis bütün sürünü kurtarabiliyor. Yani bütün kuzularını kurtarabiliyor. Yani aslında kaç kuzun var? 80 kuzu. Bir kuzu için çağırdığında 80 kuzu için yani bir sürü için çağırmış oluyorsun. Küçük başta böyle bir avantaj var. Ya da bir koyun hastalandı. Ağzı burnu aktı. Hekim geldi, baktı, hemen teşhisini koydu. Sonuçta orada da bir koyuna geliyor ama aslında bütün koyunlarını kurtarıyor. Hemen aşılamalar, mesela bir sıkıntı görülürse hemen bir aşılama yapılıyor. Hemen toplu bir tedavi yapılıyor. Hani yani hekim maliyeti anlamında da aslında küçük baş, hani bir kuzu için, bir koyun için hekimi çağırır. Evet çağrılır çünkü bütün sürüye çağırmış oluyorsun hekimi. Hani aynı vizite ücretiyle. Büyük baş daha bireysel. Hani özellikle aile işletmelerinde, ha tamam şimdi 500'lük sığır olur
Orada da bu dediklerim söz konusu ama işte 20 tane, 25 tane, 20 hani 10 tane ineği olan aile işletmelerinde genelde bir tane inek hastalandığında gerçekten maliyet yükseliyor. Bir de iş operasyonel boyutlara gittiğinde işte beslenme sıkıntıları, mesela bizde hep diyorum ya, mesela biraz önce silajdan bahsettin, yediriyoruz. Silajı yediriyoruz ama işte yeterli dolgu maddesi koymazsak içine, yani nedir dolgu maddesi? En basiti saman. İşeyen yeterince dolduramazsak dördüncü mide dediğimiz asıl mide abomazum sola doğru genelde deplasman yapıyor. Yani yerini değiştiriyor. Ve bir anda iştahsız böyle düşünen hayvanlarımız var. Hekim geliyor, işte o spesifik bir muayenesi var, bakıyor, eyvah diyor, deplasman olmuş. Türkiye şartlarında da neredeyse işte bir sınıf arkadaşım, işte buradan selam olsun Ziver Şahin, bunu söylemişti. Hani muhtemelen bu Ekim-Kasım aylarından Mart'a kadar, yani silaj yedirdiğimiz o dönemde deli gibi deplasman olgularıyla karşılaşıyoruz. Hani beslenmeye bağlı bu dengeyi korumak da çok zor büyük başta. Yani işte ucuz sadece silaj yedirelim, yok o da doldurmuyor. İşte yanına mutlaka bir ot maliyeti, bir saman maliyeti elbette oluyor. Ve şey de artıyor, işte bu operasyonel olgularda girdiğinde bazen buzağının parası da yıl içinde galiba gidiyor. Abi mesela geçenlerde yemi ben sürekli kendim karıyorum. Makinede karıyoruz, yem karıyoruz. Bir kere babam kardı. Silajı biraz samana fazla katmış. Hı hı. Fazla katsan karışım fazla, bayağı silaj çok yoğundu içinde. Döktük hayvanlara. Hayvanlar ishal olmaya başladı. Hı. Direkt metabolizmada hemen bozulma oldu. İshal olmaya başladı. Veteriner çağırdık. İshal sürekli kesmiyor, durmuyor. Hı. Bayağı uğraştırdı bizi 2-3 tane hayvan. Hı hı. Yani kıvam ne kuru olacak ne çok fazla yaş olacak gibi. Ben mesela makinede bakıyoruz. Ya ne saman bol olacak ne silaj. Ki yani şu an mikrobik bir şey değil. Sadece evet. Yemindeki, rasyondaki bir değişiklikle bile evet, hayvanların sağlığı, dengesi değişiyor. Bozuluyor. Anladım. Yani risk büyük, iş de büyük, yol da uzun. Evet abi. Öyle görünüyor. Ama sonuçta programın başındaki vurguyu, hani şu aralarda yine yapmak istiyorum. Çok soğuk, seni de çok fazla tutmak istemiyorum. Yani burada küçük baş ya da büyükbaş hiç fark etmez. Aile işletmeleri gerçekten desteğe ihtiyacı var. Ve neden desteklenmeli? Yani sayı anlamında bize çok büyük getirisi var değil. Hayır. Bildiğiniz milli politik olarak desteklenmeli. Çünkü bu insanlar hiçbir şekilde kuşaktan kuşağa hayvancılıktan vazgeçmeyecekler. Yani bize, bana göre işten vazgeçmeyecek, üretimden vazgeçmeyecek insanlar desteği hak ediyor. Hani bunun ekonomik boyutunu düşünmüyorum bile. Aman bu para zaten batmaz aile işletmesinde. Hani banka bugün destek verse, kredi verse ne olacak ki? İşte traktörünü alır, evini alır, tarlasını alır. Küçük baş işletme, şey aile işletmesinden parası da kalmaz yani. Hani ben şöyle bir riskinde olduğunu düşünmüyorum. Var ya böyle büyük şirketlere krediler veriliyor. Ya borçları siliniyor ya da batıyor. Ve hiçbir şekilde tahsil edilemiyor. Hani niye yaptınız bunu? Hayvancılığı desteklemek için yaptık. Hayır, olmuyor işte yani. Hani determinizm bunu gerektirir. Yani aynı yanlışı sürekli yaparak doğruya ulaşamazsınız. Hani bir kere de artık ben diyorum ki bir politika çerçevesinde aile işletmelerine destek verelim. Bir bakalım onlar arttırsın elindeki hayvanı. Ya da mera alanları sağlayalım. Yem destekleri verelim. Bazı şeyleri sübvanse edelim. İşte mazotla birlikte. Bir görelim aile işletmeleri ne yapıyor. Yani bu ülkede o zaman kaç sığır olacak görelim. Hani eskiden bizim köyümüzde ben çok küçükken 300'ün üzerinde sığır vardı. Çünkü vardı. Her ailede 20-30 tane sığır vardı. Geçen abi ilçe tarım geldi. Onun sayısına baktım ben. 27 tane hayvan var şu an. Burada. Bu bizde var 15 tane. Bir de köyde işte 27 tane hayvan var. Bütün köyde 27 tane hayvan. Normalde 20 tane de vardı. Şu an toplasan 4-5 tane de yok. Binin üzerinde koyun vardı. Vardı. Şimdi şu an öyle bir şey yok. Şu anda da 300'lerde falan. 300'lerde. Yani yazık değil mi? Bu kadar evet, büyük bir coğrafya. Koca verimli bir arazi. Yem yaz kış yeşil. Otun hiç bitmediği bir coğrafyadan bahsediyoruz ama işte mera yok. Kalıyor iş. Abi geçenlerde bir yerde okudum. Yani ineklere bir rasyon yapalım dedim. Yemi biraz daha maliyeti düşürmek için. 8 kilo günlük inek başı yem yemesi yazıyor en az minimum seviyede. Kitabi şeyler maalesef sahada çok tutmuyor. 8 kilo dedim, 8 kilo verelim hayvanlara. Hesapladım inek başı. Bir denedim birkaç, bir iki gün denedim. Bir akşam bir sabah denedim. Bir dertçi gün sabah denedim. Sütte düşme oldu.
Hemen besilerde de fark ettim. Hayvanlar doymuyor. Baştım hayvana bağırmaya başlıyor. Doymuyor. Rasyon tutmuyor. Havalar da soğuk. Ne kadar yem verirsen, arpa verirsen ısıtmaya çalışıyor. Günlük bugün bir inek başı 13 kilo, 14 kilo yem veriyoruz şu anda. Günlük. Soğukla beraber yaşam payını da arttırıyoruz. Sadece evet. Verimi değil. Soğukla beraber yaşam payını da arttırmaya çalışıyoruz. Hava soğuk. İnekler şey, tüyleri zaten hemen değişiyor soğuk olduğundan. Gece zaten bakıyoruz şeyde, eğer yemliklerde yem bitmişse, saman bitmişse hemen bir daha karıyoruz. Makinede yoksa bile bir daha karıp veriyoruz. Sabaha kadar soğukta şey yapmasın diye. Bu kadar da düşünüyoruz. Ya düşünmeden de olmuyor. Yok yok, doğrusu bu. Yani tabii biz hep çoğumuz aileden gördük. İşte deneme yanılmayla hayvancılığı öğrendik. İşte şu an akademik olarak da değil mi? Yani sen de artık üniversite görmüş bir birey olarak bir çiçeği burnunda öğretmen olarak işi daha da bilimsel yapmaya çalışıyorsun. Ama hani ne kadar yapmaya çalışsak çalışalım, hani kitabi bilgileri sağda tuturmak çok zor. Bunun da farkındayız. Yani ben şimdi bir işletmeye gidiyorum. Yani şimdi görüyorsun çatı yanlış, görüyorsun yemlik yanlış, altlık yönetimi kötü. Tamam diyoruz ama hani nasıl düzeltecek adam bu ekonomik şartlarda? Yani bir saç maliyeti olmuş işte. Füzana ulaşmış fiyatlar, hani demir maliyetleri, hani inşaat maliyetleri, o sıkıntı. Kuşaktan kuşağa yapmış gelmiş insan başka bir iş de yapamaz. Hani bırak bu işi de diyemezsin, hani yapamıyorsan. Mevcut şartlarda işte sahada her şey olduğu kadar diyoruz ama daha da iyileşebilir tabii. Yani verilecek desteklerle ilgili bir durum bu. Abi ilk başladığımızda dedim ki babama, baba dedim simentele yapalım, sarı olsun. Eyvah eyvah. Veya dedim bir angusla başlayalım dedim. Hem hayvan dedim etli olsun, besli olsun. Daha iyi olur dedim. Et korunasın dedim. Bir angus aldık. Yavru, küçük bir angus aldık. Ondan sonra baktık. Ya bu cinsi yapsak dedim, maliyet açısından bize bir getirisi olmayabilir süt açısından. Süt oranlarına baktım. Günlük 14-15 litre sütü var. Şimdi hani, şöyle. Angus tam etçi bir. Evet. Benim de bitirme tezimde etçi sığırlıkları. Angus tam etçi bir. Simental etçi sütçü. Holstein sütçü etçi. Yani zootekniğinde biz tanımları böyle yapıyoruz. Mesela bir inek beyaz üzerine siyah puanlıysa beyaz siyah deriz. Siyah üzerine beyaz puanlıysa siyah beyaz deriz. Hani ilk özelliğini önce tutarız. Şimdi tamam, simental kombine bırak ama etçi sütçü. Yani şimdi simentalden 15-20 litre süt alırsın. Fakat bir Holstein herhalde 3 katını yer. Ha süt yağı fazladır ama ben şu ana kadar düşük süt yağına ceza kesen çok sütçü gördüm. Hani sütçü derken süt alan kurumdan bahsediyorum, böyle ayıralım. Süt alan kurum gördüm. Süt yağının eksik 3.6'nın altındaysa ceza yiyorsun ama simental mesela 4.5 yağlı. Ya bu sütte 4.5 yağlı diye prim vereni görmedim şu ana kadar. Hani kimse vermiyor 4.5 yağlı diye. Dolayısıyla sadece burada piyasada geçerli olan sütün miktarıysa o zaman herkes hoştan yapsın. Yani 35 litre, 30 litre bireysel anlamda alsın ineklerinden süt. İşte ise aldığı süt parasıyla hayvanı doyurabilir. Öbür türlü hani tabiri caizse bizim Anadolu'da kemik bir laf, simental ocağına incir ağacı diker yani. Abi simental de vardı. Simental 5 ay sağdık. 6. aya girdiğinde, gebelik yaklaşmaya başladığında sütte bayağı bir düşme oluyor. Tabii. Bir de hani simental niye? Simental aslında çok amiyane ama kasabın istediği ırk. Yani evet. İnsanlar o yüzden Holstein'lerine simental tohum atıyorlar. Yani süt ırkı, yani süt simental yapacağız da sütten para kazanacağız. Böyle bir şey yok yani. Böyle bir dünya yok. Yani sütçü ırk belli işte. Hani bugün Holstein iyi kötü adapte olmuş. Mantufon bizim yıllardır işte cefakar vefakar hayvanımız ama mera alanları azalmış. Orada da biraz sıkıntı var. Yani Holstein'la şu an herhalde iyi kötü insanlar döndürüyorlar. Ama hani etçi ırklarda evet yapılabilir ama mera varsa, hayvan sütüne ihtiyacımız yoksa, sütünü yavrusu alacak, alsın işte şu kadar olsun. Şey anlamında doğru. Yani şimdi 6 aylık beside bir Holstein danayla bir Angus dananın arasında karkas farkı ya da simental arası karkas farkı 100 kilo. Abi biri 320 kilo, biri 220 kilo. Orası öyle. Yaptık. Angus var 10 aylık. Şu anda 9 aylık gebe, 19 aylık. 9 aylık gebe akşam sabah doğuracak. Bir tane 18 aylık Holstein var. Holstein daha şu an boş. Tohumlamadık onu. Hı hı.
Etçiler daha erken gelişiyor. Aynı boyda, aynı kiloda. Biri 18 aylık, biri 10 aylıkta o kiloyu yakalamıştı. Şey bu böyledir hani sütçü yıklarda mevzu bu noktaya geliyor. Yani işte sakızları biliyorsun. Bizim sakız kuzularımız 8 aydan önce pek kesime gelmez, 40 kiloya geçmez. Ama etçi yıklar işte merinos türevi öyle diyelim hani basitleştirmek için olayı. Etçi yıklar 4 ayda neredeyse 40 kiloya ulaşıyor ve kesime geliyor. Etçi yıklar daha çabuk gelişiyor. 7-8 ayda çoğu koç alır. 12-13 aylıkta. Bakmasın yaşında doğurur yani eğer böyle bir ayırmamışsak koçları falan. Gözlemleriz bunları. Sütçılıklar dediğin gibi işte yaşı geçer. Ondan sonra şeye gelir. Kesime tohuma gelir. Koça gelir. Ondan sonra bakmasın 1,5 yaşında ilk yavruyu alırız. Yani durumlar maalesef böyle. Yusuf'cum çok teşekkür ediyorum. Bu soğukta bize eşlik ettin. Ama çekmek istedim. Yani bir aile işletmesi çekmek istedim. Abi zaten amacımız hani iyiye gitmesi yönünde. Evet, evet. Üretimin devam etmesi. Hani gençler bu işi yapmak istiyor. Köyden de var bayağı herkes istekli ama maliyetler insanları engelliyor. İşin garibi çoğunun damı da var. Var, çoğunun da var. Evet, arazisi de var. Var. Ama işte bazı şeyler yani mazot biraz ucuzlasa değil mi mesela? İşte acaba ekip biçeceğiz biri zaman. Görür mü? Bir şeyler düzelir mi umuduyla? Umarım yani bu program hekim görüşü programıyla işte biraz böyle ufak tefek araya şeyler de koyduk. Hani beslenme şu bu falan hani saha ama özellikle taşımak istedim ekrana. İşte bizim ülkemizin pırıl pırıl gençleri var, eğitimli gençleri var. Özellikle böyle bir yani üretimin ne kadar değerli olduğunu bilen bir öğretmenin öğrenci yetiştirmesi de bizim için çok önemli. Sağ umarım sağ bunu sen de bir sonraki nesillere gittiğin görev yaptığın yerde sonraki nesillere aşılarsın. Hani bu çok önemli. Çünkü eskiden bizim öğretmenlerimiz bunu çok vurgulardı. Hani Türkiye bir tarım ülkesi. Türkiye'de hayvancılık şöyle olmalı, böyle olmalı. Yani ilkokuldan itibaren biz bu üretimin olması gerektiği bilinciyle büyüdük. Yoksa muhtaç oluruz insanlara ki işte neredeyse muhtaç olur durumdayız. İşte dışarıdan para gelsin de ülke ekonomi dönsün. Dışarıdan hayvan gelsin de nüfusu doyuralım. Dışarıdan nohut gelsin, pirinç gelsin, buğday gelsin, ülkeyi doyuralım. Yani artık bu Türkiye'nin hak ettiği bir tablo değil. Çünkü biz üretecek güçteyiz. Bu yetenekteyiz. Yani dünyadan daha da yetenekliyiz bence. Çünkü çok zor şartlarda inanılmaz işler yapabiliyoruz işte. Evet. Tablo burada. Aile işletmelerinin başarısı da ortada. İnadı da ortada. Hani bütün bunlar böyleyken eğer bu ülkeyi seviyorsak, geleceğe dair de bir inancımız varsa mutlaka aile işletmeleri desteklenmeli. Evet, ben çok abi. Teşekkür ediyorum. Sağ ol. Sen sağ ol abi. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz umarım. Bir başka programda yine konuşuruz. Değerli Köy TV izleyicileri, inanın bugün soğuk bir gün. Soğuk bir ocak yaşıyoruz. Coğrafyada çok rastladığımız bir günlerden değil ama bugüne böyle denk geldi. Bir aile işletmesindeydik. Yusuf Tezbaşa'dan kardeşimleydim. Çok genç, yani daha 23 yaşında, işte yeni çiçeği burnunda bir öğretmen. Bir üniversite mezunu kardeşim. Kuşaktan kuşağa hayvancılık yaptılar. Bu inatları hala devam etmekte. Bu çok önemli bir olgu. Yani dünya tersine dönse, kıtlık olsa, açlık olsa, küresel ısınma pik yapsa fark etmeyecek. Yani bu insanlar hayvancılık yapmaya, üretim yapmaya devam edecekler. Umarım bu program bazı insanlara ulaşır. En azından elinde yetkiyi barındıran, politika yapan, şu an mevcut yasamayı, yürütmeyi yapan kurumlara ulaşır. Biz de işte aile işletmelerine bir ses oluruz. Artık böyle popülist politikalara değil, 5 yıllık, 10 yıllık hayvancılık politikalarına ihtiyacımız var. Bunu vurgulamak isterim. Bir başka programda, başka bir konuyla, başka bir konukla, başka bir coğrafyada görüşmek dileğiyle. O zamana kadar hoşça kalın, esen kalın.